Türkiye'nin özgün müzik festivaller arasında yer alan Nilüfer Müzik Festivali 6 Eylül'de başlıyor. Bu yıl 5.'si düzenlenecek festivalde Türkiye'den ve dünyadan toplam 29 sanatçı ve grup katılıyor. Festival her yıl olduğu gibi yine Balat Atatürk Ormanı'nda yapılacak. Dünyayı sev, geyiği öp, festivale gel sloganıyla düzenlenen Nilüfer Müzik Festivali'nde önceki yıllarda olduğu gibi isteyenler yine kamp yapabilecek. 6, 7, 8 Eylül'de düzenlenecek olan festivale bu yıl katılanlar arasında Athena, Cem Adrian, Ceylan Ertem, Gaye Su Akyol, Mor ve Ötesi ve Ceza da var. Ayrıca Adamlar, Dolu Kadehi Ters Tut, Eda Baba, Eskiz, Flört, Raşit, Sena Şener, Son Feci Bisiklet ve Benfero da katılımcılar arasında. Yurt dışından da dünyaca ünlü isimlerin sahne alacağı festivalde katılımcıların sağlıklı gıdalara ulaşabileceği standlar da olacak. Şimdiden iyi eğlenceler. 26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında 56.'sı düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin yanı sıra bu yıl başlatılacak Altın Portakal Sinema Okulu, Türkiye'deki üniversitelerin radyo, televizyon, sinema, medya, iletişim ve görsel sanatlar bölümlerinden 100 öğrenciyi festivalin konuğu olarak ağırlıyor. Projeyle ilgili açıklama yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Altın Portakal Sinema Okulu'nu yaratırken gençler üretecek, Antalya gençlerle beraber yükselecek sözlerinden yol çıktıklarını belirtti. Festivalin konuğu olarak ağırlanacak bu 100 genç, festivaldeki tüm etkinlikleri ücretsiz izleyebilecek, atölyelere katılabilecek ve ilham aldıkları yönetmenlerin yanı sıra uluslararası alanda birçok sinemacıyla yüz yüze tanışabilecekler. Muhittin Böcek, kısa film ve belgesel kategorilerinde verilecek ödüllerin yanı sıra Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda da ilk sinema filmiyle yarışan bir yönetmene 100.000 TL para değerindeki ödülü yeniden festivale dahil ediyor ve toplamda desteğin 450.000 TL olduğunu açıklıyor. Katılacak arkadaşlara şimdiden başarılar diliyor, sanata ve gençlere verdiği destekten dolayı Muhittin Böcek'e teşekkür ediyoruz. Ocak ve Şubat aylarında takip etmeye alıştığımız İF İstanbul, bu yıl 13 Eylül'de İstanbul'da perdelerini aralayacak. 19-22 Eylül tarihleri arasında ise festival İzmir ve Ankara'ya uğrayacak. Direktörleri ve ekibi değişen festivalin yeni bölümleri ve seçkileri açıklandı. Metallica, 1999 yılında Madison Square Garden'da San Francisco Senfoni Orkestrası ile beraber gerçekleştirdiği efsane konserin 20. yılı için ikinci kez bir araya geleceklerini duyurmuştu. 7 Ağustos'ta satışa çıkan SNM2 konserinin biletleri dakikalar içinde tükense de hayranlarını sevindirecek bir haberle dünya çapında gerçekleşecek konserin film gösterimlerinin yapılacağı açıklandı. Sinema salonlarına sadece bir kereye mahsus 9 Ekim tarihinde izlenebilecek konser filminin hayranlarının sosyal medyadaki baskısından sonra Türkiye'de de gösterime gireceği duyuruldu. Michael Tilson Thomas yönetimindeki San Francisco Senfoni Orkestrası'nın eşlik edeceği konserde grup 1999 yılında olduğu gibi yeni şarkılarının senfonik versiyonlarıyla hayranların karşısında olacak. Bunların yanı sıra Star Wars Skywalker'ın yükselişinden özel fragman, Joker filminden yeni fragman, Steven Soderbergh'in Meryl Streep ve Gary Oldman'ın yeni filmi The Laundromat'ten ilk fragman, Netflix filmi olan The King'den de ilk fragman yayınlandı.